Merhabalar. Bugün sizlere detaylıca iade konusundan bahsedeceğim. Bu çok hassas bir konu olduğundan dolayı size çok ince bir şekilde bu konuyu anlatmak istiyorum. Aslına bakarsanız ürün bazlı iade konusu tamamen değişkenlik gösterebilir. Üründen ürüne gerçekten çok fark ediyor. Şimdi kısaca bu konudan bahsedeyim. İlk önce şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmamanız lazım. 30 gün içinde koşulsuz iade hakkı mevcut. Yani Amazon müşterisi 29. gün iade yapabilir. Şimdi benim Amazon'da çalışan tanıdıklarım da var. Bana bazı ürünlerde özellikle şunları örnek verdi. Size bizzat aynılarını söylemek istiyorum. Şimdi özel günler oluyor ve benzeri günlerde bazı müşteriler bu ürünleri alıyor. Örneğin 50'lik veya başka günler özel şeyleri alıyor. Bir gün süreceğinden dolayı bu tür şeyleri iade edebiliyor. Yani aklınıza ne geliyorsa, evlilik ve benzeri, Christmas, ne olursa, yani özel günle ilgili bir şey olduğu vakit dediğim gibi müşteri bu ürünleri kullanıp tekrar iade edebiliyor. Bu yüzden bu tür şeylerde problem yaşamanız söz konusu. Benim Amazon'da çalışan tanıdığım bu şekilde anlatmıştı. Ben birebir üstüne katmadan size anlatmak istedim. Şimdi aslına bakarsanız az önceki bahsettiğim gibi üründen ürüne farklı gösterilir ve kişiden kişiye tecrübede de bu farklı gösterilir. Yani şu an benim anlatacaklarım benim ekibimin, çevremdeki arkadaşlarımın, Amazon satıcıların bizim edindiğimiz tecrübeleri size anlatacağım. Bir başka kişinin edindiği tecrübelere göre gerçekten fark gösterebilir. Ama genel itibariyle taslak şeyleri size anlatacağım ki ne demek istediğimi daha iyi anlayın diye. Ben daha önce Türkiye'den FBM kargo gönderimi yaptım. Şimdi FBM ile ilgili birkaç tecrübem mevcut. Birkaç tane de ağzım yandı. Şimdi ben size bunları anlatayım. Şimdi Türkiye'den ürün göndermek istediğiniz zaman bir problem olmuyor. Tabii gümrükçü size bunları net bir şekilde anlatması lazım. Ben gümrükçü değilim. Bu konuda sizi yanlış yönlendirmek istemem. Örneğin ürününüz gitti. Müşteriye ulaştı. Bir problem yok. Ancak müşteri ürünü iade etmek istediği zaman işte burada problem başlıyor. Burada müşteriye ilk başta yapabileceğiniz şey kargo bedeli size ait diyebilirsiniz. Veya shipping'te plan yaparken ekstradan free shipping değil de Buybox'ta size anlatmıştım bunu. Free shipping yaptığınız takdirde müşteri buradan size tutanak yani ya kardeşim ben bu ürünü free shipping almıştım neden kargo ücreti ödeyip diyebilir. Şimdi bazı kişiler böyle söylüyor, shipping'i müşteriye söyle kabul edecektir falan diyor. Ben ona inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Çünkü benim başıma geldi. Amazon değil de müşteri kabul etmiyor. Şimdi müşteriye diyorsun ya free shipping aldım bunu iddia edemiyor. Ne yapmanız lazım? Şimdi bu tür şeyler FBM göndereceğiniz vakit mutlaka kargo bedeli yapmanız lazım. Şimdi kargo bedeli yaptığınız zaman müşteri onu ödeyeceğinden dolayı yine de yani şöyle size diyebilir. Yani bakın kargo bedeli mevcut. İstiyorsanız kargo bedeli size ait. İsterseniz bu şekilde gönderebilirsiniz. Veya kargo bedelini göreceğinden dolayı vazgeçme ihtimali yüksek. Dediğim gibi bu şekilde yapmanız biraz size artı bir puan kazandıracaktır. Ama dediğim gibi bu bizim başımıza gelen tecrübeler bir başka müşteriye, bir başka kişiye değişkenlik gösterebilir. Tek başına yargılamak hiçbir zaman doğru olmaz. Ancak biz böyle bir takım şeyler yaşadık. Ve Türkiye'den ürün gönderdiğiniz zaman onu o ürün şeyde incelerim aslında daha doğru olur. Bu iadelere yönelik olsun. Çünkü Türkiye konusu gerçekten çok detaylı bir konu. Şimdi bir diğeri ise ürün gönderdiğiniz üründe problem çıktı. Yani müşteri kullandığı müşteri hatası olan bir ürün, ne bileyim beğenmedi ürünü ya da tahmin ettiği gibi çıkmadı. Yani tamamen müşteriye yakın bir problem. Böyle problem olduğu vakit eğer tabii üründen ürüne değişkenlik gösterebilir. Ben ucuz ürünlerde pek fazla münakaşa yaşamanızı kesinlikle tavsiye etmem. Şimdi böyle bir durumda Safety Claim açabilirsiniz. Burada gösterdim. Order'a giriyorsunuz. Order'a girdikten sonra Order'ın en aşağısında Manage Safety Claims var. Buna tıklıyorsunuz. Bu birinci seçenek. Altında Manage Safety Claims. Buna tıktığınız zaman burada File Unnamed Safety Claims'e tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman üçüncü seçenek File a Safety Claims. Burada Order ID'yi girdikten sonra Check Eligibility'yi yaptıktan sonra eğer bu ürünün eligibility'sini tam olarak nasıl söylesem kullanılabilir. Yani uygun durumda olup olmadığını size Amazon söylüyor. Ona göre Safety Claim açtıktan sonra eğer doğruysa yani bu tutarlıysa söyledikleriniz müşterinin de dediği gibi ise
Amazon ne sizi mağdur ediyor ne müşteriyi mağdur ediyor. Ama kendi komisyonlarını her zaman aradan çıkartarak iade yapabiliyor. Dediğim gibi safety claims yaparak bu şekilde aksiyon alabilirsiniz. Şimdi bir diğeri ise bunu söylemek istiyorum. Aslında iade konusu dediğim gibi pek çok açıdan değişkenlik gösteriyor. Bu tecrübeler istinaden. Bana kalırsa pek fazla iadede münakaşa yaşamanızı kesinlikle tavsiye etmem. Neden? Çünkü birçok kişi bunları anlatmıyor ama ben anlatacağım. Bir videoda sanırım buna değinmiştim ama tekrar değinmek istiyorum. Çünkü bu hiçbir zaman aklınızdan çıkmasın. Hatta tüyo da olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bir listeye girmek istediğiniz zaten Amazon Warehouse Buybox videosunda söylemiştim. Bir de Used olarak birkaç şey söylemek istiyorum size. Used ürünlerin çok fazla olduğu listeye pek girmenizi tavsiye etmem. Neden? Şimdi o tür ürünler demek ki kullan, iade et tarzında çok olan ürünler olabilir. Ne kadar az, hatta hiç yok Used olan ürünleri görürseniz o listeye girmenizi tavsiye ederim. Şimdi neden? Size şöyle bir örnek vereceğim. Bu bizim tamamen beraber iş yaptığımız arkadaşların başına gelen olaylardan birkaçı. Hatta diğer videolarda bahsetmiştim. Buybox'ta müşteri mevcut. Siz ürünü sattım diye seviniyorsunuz. Halbuki Buybox'ta olan adam satın alıyor. Ve listede onun ürünü used olarak kullanılıyor. Siz de new olarak listediğiniz takdirde o kişi sizin ürününüzü alıyor. Siz ürünü satıyorsunuz. Süper, harika, her şey yolunda. Sonra müşteri Amazon'a case açıyor yani veya size return yapacak ürün, kullanılmış ürün diye talep açıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ya olur mu falan ama arkada kanıtınız yok. Müşteri ne yapıyor? Mecbur Amazon'a münakaşaya girmemek için iadeye geri alıyorsunuz. Ne yapıyor bu müşteri de? Used olan ürünü stoktan çıkartıyor, new olarak yeniden sokuyor. Ve siz elinizde kanıt yoksa gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz ve gerçekten çok üzücü bir durum. Ne yazık ki ama böyle yapan kişiler mevcut. Arbitrajda bunu kesinlikle bilmenizi tavsiye ederim. Ben dediğim gibi bu tür şeyleri size söylemek istiyorum. Çoğu yerde söylemiyorlar. Aslında bu tür şeyleri bilerek Amazon'da bir takım işlere kalkışarak yol alırsanız kesinlikle sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Şimdi bunun önlemi ne olabilir? Belki o videoda anlatmıştım ama tam hatırlamıyorum. Günde birçok video ve danışmanlık, mentorluk verdiğim için bazen işler karışabiliyor. Ama yine de üstünden geçmek istedim. Şimdi Amazon'da bir önceki videoda değindim. Her zaman ürünleri satacağınız zaman mutlaka ürünleri listeleyin. Yani affedersiniz, fotoğraflayın. Her açıdan fotoğrafını çekin. 10 tane fotoğraf olsun. Klasörleyin hepsini ama hepsini her seferinde tutun. Yani sizin Amazon sizden bir şey istediğinde yani bakın ürünler bu. Kendi tabii kendi barkodlarınızı kesinlikle üstüne yapıştırarak çekin. Bu çok önemli. Kendi barkodlarınız üzerinde olduğu zaman ve sıfır olduğu için Amazon genellikle sizin tarafınızda yol alma tarafı var. Çünkü siz sağlam kanıtlarla gittiğiniz için bir problem yaşamazsınız. Ancak elinizde hiçbir kanıt yokken Amazon'a da hiçbir kanıt sunamazsanız maalesef gerçekten büyük problem yaşamanız söz konusu. Bu yüzden ben bunları açıklıyorum ki bu tür şeylere hazırlıklı olun. Tamam. Oluyor. Yani olmuyor değil ama böyle ilerlerseniz kesinlikle sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Bir diğeri ise bunu bu videoda söylemek istedim çünkü ürün iade ile alakalı biraz ona yakın. Bu da ürün kaybolması ile alakalı. Bazen ürünleriniz Amazon stoğunda ne yazık ki kaybolabilir. Bu yüzden Amazon'a case açtığınız takdirde doğru ilerlediğiniz vakit kaybolan stoğunuzu net bir şekilde gösterirseniz eğer örneğin 20 tane ürün gönderdiniz veya 50 tane ürün gönderdiniz Amazon stoğunda baktınız Manage FBA inventory'den FC Process Status falan oralarda gözüktüğü zaman bir baktınız girdi closed oldu. 5 tane ürününüz eksik Amazon'a case açtığınız takdirde yani 5 ürünüm nerede dediğiniz zaman doğru bir iletişim kurduğunuz takdirde o ürünlerin parasını almanız söz konusu. Ürün iade demişken bunu da bu arada söylemek istedim. Dediğim gibi bu arada son olarak şunu aklımdan çıkıyordu az kalsın. Müşteriyle ürününüz ucuzsa pahalı ürünlerde arkasında olun. Her zaman vazgeçmeyin. Pahalı ürünlerde pek fazla uğraşmanızı tavsiye etmem. Neden? Amazon'da maalesef A to Z Clean diye bir şey var. Ve hiç iyi bir şey değil. Amazon'da müşteri onu size açarsa gerçekten hiç hoşnut olmayan şeylerle karşılaşabilirsiniz.
Bu yüzden bu tür şeylerle karşılaşmamak için buna yani yolda gider mi dersiniz, yol kazası mı dersiniz, yani ürün mü kayboldu, kırıldı mı, o şekilde düşünmelisiniz. Yani bir iki tane gidebilir. Yani yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bu tür şeyler olabiliyor. Yani bizim de ürünlerimiz oluyor, olmuyor değil. Yani ama buna yol kazası diyoruz. Yani kârdan zarar edebilirsiniz söz konusu. Çünkü ticarette %100 kazanacağınız diye hiçbir zaman bir şey yok. Görmediğiniz giderler her zaman olacaktır. Örneğin, konusu açılmışken bahsedeyim. Bazılarınız Türkiye'de N11, Trendyol ve benzeri pazar yerlerine satış yapıyor olabilir. Şöyle düşünün, yani hangi Türk firması hangi çeşit kargoları çok sağlıklı bir şekilde götürüyor? El bebek, yani gül bebek mi götürüyor? Hayır, kesinlikle. Nasıl attıklarını birçok sosyal medyada görmüşsünüzdür. Sağa sola fırlatıyorlar, üstünde zıplıyorlar. Yani bunları yapıyorlar daha çok istif olabilmesi için. Maalesef yapıyorlar. Şimdi aynısı Amerika'da için geçerli. UPS, FedEx ve benzeri kargo firmaları el bebek, gül bebek götürmüyor. Aynıları Amerika'daki gibi fırlatıp atıyorlar. Yani izleyin. YouTube'a yazın, neler neler görürsünüz. Aynılar Amerika için de geçerli. Yani bu yüzden ürününüz yolda kırılabilir, yapacak bir şey yok. Yani yol kazası diyeceksiniz. Çünkü bu tür platformda yer alabilmek gerçekten çok büyük şans. Böyle bir iki tane ürünün gitmesi bence sizi üzmemeli. Ha tabii yapacak bir şey yok. Pahalı ürünse gerçekten safety claim ile ilerleyin. Ama ucuz üründe 10 dolar, 20 dolar, hadi 50 dolar maksimum olsun. Tabii değişkenliği gösteriyor. Pek fazla münakaşaya, müşteriyle girmenizi kesinlikle tavsiye etmem. Arka arkaya müşterilerle olan diyaloğunuzdan dolayı kötü feedbackler alırsanız bu sizin için gerçekten hiç hoş olmayabilir. Amazon'da müşteriyle diyaloğunuzu, kötü ilişkilerinizi hiç yaşamayın. Her zaman yapıcı olun. Zaten Amazon'da bir aksiyon alacağınız zaman mutlaka ama mutlaka Amazon'la irtibat kurun. Bir müşterim var, iade istiyor. Ama bu tür problemden olduğunu söyledi. Şimdi bu tür problem olduğu zaman örneğin bizim başımıza gelen bir olaydan daha bahsedeyim. Müşteri Amazon'un sorumlu olduğu bir problemden dolayı tam hatırlamıyorum çok zaman geçti. Tam videonun sonunda aklımda iyi ki geldi. Çünkü bazılarınızın kesin başına gelebilir. Gelmez diye bir şey demeyin. Amazon'da iade bir gerçek ve iade geliyor, gelmiyor diye bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey geldi bizim başımıza. Tam olarak nasıldı? Şimdi tam olarak konuyu hatırlamıyorum ama Amazon'la ilgiliydi konu. Biz bütün aksiyonlarımızı Amazon'la iletişim kurarak alıyoruz. Diyoruz ki zaten müşteri size mail attığı zaman yani mesaj attığı zaman Amazon bunu görüyor. Şimdi ben de diyorum ki o an direkt biz Amazon'u arıyoruz. Diyoruz ki müşteri bize böyle dedi. Şimdi biz bu durumda nasıl aksiyon almalıyız diye Amazon'a kesinlikle soruyoruz. Ne kadar tecrübeli olsanız da yetki merci her zaman Amazon olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Şimdi biz müşteriye aksiyon alacağımız zaman Amazon'a soruyoruz. Bak sen de mesaja ulaşabilirsin zaten mesajı görüyor. Mesajda böyle böyle bir problem var. Bu problem sizin yüzünüzden. Yani sizin tabii öyle demiyoruz da sizin tarafınızdan olmuş bir olay. Bizim buna nasıl aksiyon almamızı istersiniz diye Amazon'a soruyoruz. Ve Amazon'da böyle iletişime girdiğimiz için çok hoşnut oluyor. Zaten siz telefonla konuştuğunuz an otomatik olarak da bunu maile de döktüğü için hem sizin söyledikleriniz hem kendi söylediklerini ortak bir şablonda size tekrar mail olarak gönderiyor. Ona göre aksiyon alabiliyorlar. Veya iyi bir kişiye geldiğiniz zaman, yetkili bir takıma denk geldiğiniz zaman problemden probleme değişkenlik gösterebilir. Yetkili kişi sizi çok güzel yönlendiriyor. Şunları şunları yazın, şöyle yapın, böyle ilerlediğini dediği zaman zaten onun istediği şekilde ilerlediğiniz için kesinlikle sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Biz her zaman aksiyonlarımızı ne kadar tecrübeli olsak da Amazon'la işbirliği içinde gidiyoruz. Yani Amazon'la konuşmak çok zor bir şey değil. Kendinizi net ifade ettiğiniz takdirde Amazon size her zaman yol gösteren olur. Sağa sola duyduklarınıza değil, Amazon'dan gelen bilgilerle hareket edin. Kesinlikle size daha iyi olacaktır. Ürün iade dediğim gibi Amazon'da çok can sıkıcı ama bu durumu kabul etmek maalesef zor ama gerçek. Bu yüzden bunu yol kazası olarak düşünebilirsiniz, kârdan zarar olarak düşünebilirsiniz. Bu tür şeyler hayatımızın bir parçası ne yazık ki iade oluyor. Bu tür platformda yer alabilmek gerçekten çok büyük şans. Bu yüzden iadeyi gözünüzde büyütmeyin, münakaşa yaşamayın. Her zaman müşteri memnuniyetiyle yola çıkın. Elbet kazanan siz olursunuz.
O müşteri gelir geçer, başka müşteriler gelir gider. Zaten size birçok trik gösteriyorum. Hepsini görmüşsünüzdür. Onlarla zaten onları çıkartıyorsunuz. O açıdan düşünmenize fayda var. Bir başka videoda görüşmek üzere.